Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Niye buradan başladığımı söyleyeyim. Arkadaşlar, dün geceden beri bir yağmur bir yağmur, hele ki bu sabah öyle bir yağmur yağdı ki bakın burası göl oldu. Yani şu boy olduğu gibi bakın artık toprak bile suyu almıyor diyebilirim size. Şuraya bakın. Yani Belçika'da bu sene, geçen sene çok yağmur yağdı. Zaten geçen sene ben hep haberini alıyordum. İnanın bakın, basarken vıcık vıcık, yani su sesi geliyor. Tabii yağmur güzel bir şey. Özellikle Belçika'nın havası çok temiz. Çok doğal bir memleket olduğu için ki burada arkadaşlar zirai ilaçlar bile çok hafif. Yani sinek ilacı da kaçsın diye, öldürmek için değil. Bakın hep buralar yağmur suyu oldu. Birkaç saate çeker diye düşünüyorum ama 3-4 gün daha yağmur yağacak görünüyor. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Ben size diyorum ya, Belçika'nın yağmur arkadaşlar hiçbir şeye benzemiyor. Yağmuru, zirai donu, bakın saksının geldiği hale. Buradaki türleri alıp ön tarafa dikmiştim. Yani görüyorsunuz işte, bazı saksılarım boşalıyor. İşte bazılarının yerine yenileri geliyor gibi gibi. Ve şunu da söyleyeyim, ben arkadaşlar bu sabah Melis'i okula tam 1,5 saatte götürebildim. Çünkü yağmur o kadar yoğundu ki, otoban, kilit, her yer. Ve inanın okulun civarında oturan arkadaşlarla birlikte okula vardık. Yani evet, ben okula biraz uzaktan gidiyorum ama maalesef ki bugün herkes geç kaldı. Ve birdenbire de güneş çıktı. Ay, yine odak noktası. Evet. Şimdi evet, birdenbire güneş çıktı, bizim moralimizi yerine getirdi ama keşke sabahın erken saatlerinde herkes okula, işe giderken bize güneş sürprizini yapsaydı diyeceğim. Çünkü arkadaşlar otoban felaket felaket yani. Yani hatta bir ara video çekeyim dedim ama sonra vazgeçtim. Çünkü arkadaşlar burada arabayla giderken telefonunuzu şöyle vitesin yanından alsanız dahi ceza yazılıyor. Her yer kamera. Bunu da nereden biliyorum derseniz, geçenlerde bizim bir iş arkadaşımız arkadaşlar telefonu şarja takmak istemiş arabada. Hop, polis bildiri vermiş, kameradan görmüş arkadaşlar. Her yer kamera çünkü burada ve cezalar da çok yüksek. Yağmur yağdı. Tontişler cicişler nasıl? Tontişler cicişler böyle güzel güzel ne yapıyorlar? Büyüyorlar. Ve bu ara arkadaşlar dün ve bu sabah böyle oyun havalarıyla reels'lar koydum. Güzel oldu. Biz severiz oyun havalarını. Sakaryalılar, Kandıralılar, ne bileyim Karasulular, Söğütlüler, Ferizliler. Bizler severiz oyun havalarını oynamayı. Evet, bakımlarını hep anlattım dünkü videomda da. Aslında hep anlatıyorum bakımlarını. Tabii ki kanalı takipte kalırsanız daha iyi olur. Bakın Ester, Viriagata. Bunların hepsi arkadaşlar buraya alışmaya çalışıyorlar. Alıştılar gibi, çünkü Belçika'nın havası aslında hani yaz olarak onlara biçilmiş kaftan. Çünkü Belçika arkadaşlar yazın Türkiye'ye göre çok çok daha ılıman bir iklime sahip olmakla beraber kışı da bir o kadar sert yani. Türkiye'den buraya iş nedeniyle gelen birçok arkadaş başta bir afallıyor. Tabii ben az çok buraların havasını bildiğim için, bir de çok yurt dışında arkadaşlar ben yaşadım. Yani bunları kanalımda belki size ara ara söylüyorum ama Japonya'ya kadar yaşadım. Yani görmediğim orkide türü, görmediğim çiçek yani kalmadı diyebilirim. Ama tabii ki önemli olan ne? Her gittiğimiz ülkede kendimizi eve kapatmadan halka ve günlük hayata katılarak yaşamak. Çünkü buradaki en büyük problemlerden bir tanesini söyleyeyim, ben tespit ettiğim Türkler arasında. Mesela Türk mahallesine girip Türk mahallesinden çıkmamak arkadaşlar. Bu insanı ne yapar? Etrafına ve yaşadığı ülkeye uyumunu zorlaştırır. Çünkü
Yani ya şuna da çok gülüyorum açıkçası da. Mesela işte Avrupa'ya geldim ama bir kelime yabancı dil konuşmadan ülkeme döndüm. İşte ben milliyetçiliyim. Bunun milliyetçilikle alakası yok aslında. Bunun mesela Türk mahallesine girilip oradan çıkılmaması da bir tercih tabii ki olabilir. Ama yani insan oluyoruz. Bir şekilde yani onların memleketinde yaşıyoruz. Dolayısıyla iletişim kurabilmek için ya da dışarıda yaşayabilmek için arkadaşlar, özellikle kadınların kendi ayaklarının üstünde durabilmesi için gittiği ülkenin dilini öğrenmesi şart şart. Yani ben hala öğreniyorum. Öğrenmeye de devam edeceğim. Çünkü beni ben yapan zaten bu özelliğim. Tabii ki İngilizce ile de burada idare edebilirsiniz arkadaşlar. Burada tüm Flamanlar İngilizce konuşuyorlar. 60 yaşından tutun da 70-80 yaşına kadar hepsi zaten 2-3 dil biliyorlar. Ay, bu odak noktası bugün çok değişiyor ya. Niye böyle oldu? Bu sabah tüm şu boydaki kaktüslerimi, buradaki böyle şeyleri, işte bu dekoratif saksılara diktiklerimi, para ağaçlarımı arkadaşlar, hepsini şuraya dizdim ve hepsinin yağmur suyu almalarını istedim. Hatta şu Monstera Deliciosa dahil ve nasıl yağmur yağdığını da görün istedim. Yani nasıl tarif edeyim anlatamam size. Sabahki yağmuru silecekler yetişmedi. Otoban kilit. Otoban hala kilit de. Yani eve gelmem 2,5 saati sürdü arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Buradan da arkoda havalansın diye açmışım camını. Şimdi hayat. Hayat bu. Yani hayat bu. Çünkü şöyle bir şey var. Bilirsiniz. Bu duymuşsunuzdur da belki. İnsanlar hep küçük bir ev, küçük bir bahçenin hayalini kurarlar ama yaşam tarzlarımıza bakarsak hep büyük evler, büyük işte ne bileyim işler, büyük bahçeler, şu bu. Ama hep hayalimizde küçük bir evim olsun, işte küçük bir bahçesi olsun. Ama arkadaşlar ne yapıyoruz? Küçük bir eve, küçük bir bahçeye kavuşmak için tüm hayatımızı belki ipotek ediyoruz günlük şeylere. Ne bileyim, istekler bitmiyor. Bir ev alıyorsunuz, hadi diyorsunuz yazlık olsun. Yazlık alıyorsunuz, hadi diyorsunuz işte şu olsun, bu olsun derken bir bakmışsınız hayat geçmiş. Yani bana yazıyorsunuz yorumlara, görüyorum ve o kadar büyük dersler çıkartıyorum ki o yorumlarınızdan. Ve bana o yorumları yazarak, Nilüfer'cim kendine dikkat et, kendini bu kadar yorma, bak bu gençliğini arayacaksın diyen hepinize buradan sonsuz sevgiye, saygılarımı, şükranlarımı gönderiyorum. Çünkü çok haklısınız, çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar bakın, Agavoides bu benim. Tervuren'deyken de vardı bu bende. Ama ben bunu böyle büyük kapaklı saksılarımdaydı bu. Buraya gelince yere diktim. Şimdi kristata nasıl olur diye soruyorsunuz ya, bakın arkadaşlar, Allah tarafından kristata olmuş. Bakın burada bir tane var, burada bir tane var, bir de şurada var arkadaşlar, bakın şurada da var. Kristata bence niye oldu biliyor musunuz? Bu burada sıkıştı, sıkıştı arkadaşlar. Yani çünkü bu ağır bir sukulent. Çünkü agavoiduslar ağır oluyor, dolgun dolgun oluyor. Yani şunun ağırlığıyla bunun ağırlığı eşittir arkadaşlar. Mesela burada kaç kafı var ama önemli olan bunların yapraklarının bir tanesinin ağırlığı tabii ki. Ve agavoiduslar arkadaşlar her zaman için bahçelerde mutlaka, özellikle bakın Türkiye'deyseniz yere dikecekseniz agavoidus dikin. Kışın da üstüne hani şu baloncuklu poşetler var ya, o baloncuklu poşetlerden geçirin, hiçbir şeycik olmaz. Bakın hiçbir şeycik olmaz. Bakın benim özel graptom. Hangi graptodan biliyor musunuz? Hani benim çilli çilli oluyor demiştim ya Tervuren'deki evde. Yani şimdi evin ön tarafında da var. Ay kekeledim de kusuruma bakmayın. Evin ön tarafındakinden yapraklardan çoğaltıp çoğaltıp arkadaşlar hep buralara böyle dikmişim, denk gelmiş. Yere iyonyumlar da diktim. Hep söylüyorum size. Bu sene bakalım deneyelim nasıl olacak. Baharda, yani sonbaharda o iyonyumları oradan çıkartacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi merak eden arkadaşlar olabilir. Bir de bir bey takipçim demiş. Nilüfer Hanımcığım demiş. Buraya tuğla dizseniz nasıl olur? Burada zaten böyle bir şerit var. Ben buraya tuğla dizip bu görüntüyü bozmak istemiyorum. Çünkü ben bu bütünlüğü seviyorum. Ve video çekerken de buraya oturduğumda arkada tuğla değil sukulentlerimi görün istiyorum. Ben bahçeye de baktığımda şöyle, yani masaya oturup baktığımda da yani tuğla görmek istemiyorum. Yani ben bu görüntüyü seviyorum. Öyle söyleyeyim yani. Ama fikirleriniz de benim için çok kıymetli, çok değerli. Yani
böyle fikirlerin yazılması da beni çok mutlu ediyor. Çünkü bana uyar ya da uymaz ama benim için hani bir düşünceye sahip olmanız ya da benim işimi kolaylaştırmanız için böyle güzel düşünceleriniz olunca da ben çok mutlu oluyorum. Yani yazabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, ayağım vıcık vıcık, su içinde, bakın buralara. Yani ne yapacağız? Tabii ki zamanla toprak çekecek arkadaşlar. Bakar mısınız şu tontişin şu tostiklerine? Tontoşkom benim ya. Bakın kaç tane yaprak verecek bakalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Yani şu anda 5 tane ama daha da gelebilir mesela. Sadece bundan 5 tane gelecek mesela. Bundan kaç tane? Bundan da 5 tane. Bundan 2 tane. Bundan 4 tane. Bundan 3 tane. Bundan da 3 tane. Düşünün bakın, bu yuvarlak yapraklı olan arkadaşlar, bunu bana Gülsüm Haldız Boy hediye etmişti. Ben de ona Santa Rita vermiştim. Öyle bir kendi aramızda takas yapmıştık. Bunu da ben Madlen'den almıştım, Tervurundaki evde. Bakın arkadaşlar, bu da böyle bir evrim geçirmeye başladı. Bunu da Hollanda Maastricht'ten almıştım gibi gibi. Aslında bunların hikayelerini hep biliyorsunuz. Belki her videomu takip eden arkadaşlar, ay Nilüfer ablacığım bıktık diyebilirsiniz ama ben bakıp usamadan anlatacağım. Çünkü kanalıma yeni gelen takipçiler var. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Neşenizle, huzurunuzla, bereketinizle geldiniz aramıza. Bakar mısınız şu güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar, ben klasikçiyim diyorum. Evet, Çinli türler de aldım fakat şunun için şunu anlatıyorum size. Klasikler her daim bahçenizde mutlaka olsun. Çinlileri bulduk diye klasikleri lütfen bir kenara atmayalım. Çünkü bu işin ilk temsilcileri klasiklerdir. Klasiklerle biz bu yola çıktık. Ve bakın nasıl yavruladı. Yani görüyorsunuz, yani hiçbir şey yapmadım ve yavruluyor. Her yerinden de arkadaşlar yeni yeni filizler, dallar çıkıyor. Tabii ki bakımını anlatacağım ama sıra gelmedi arkadaşlar. Bakın, İyoniumlar böyle dondan etkilenince zıraydından tepelerini alırsınız. Böyle de güzel yavrularlar yani. Bu önemli değil arkadaşlar. Geçenki zıraydonda oldu. Mayıs ayında bir zıraydonumuz oldu. Bize sürpriz yaptı. Böyle oldu yani. Şu mezar taşı olayına çok güldük. Allah da seni güldürsün demişsiniz. Evet arkadaşlar, ben bunları Kartepe'deki evde yan yana dikmiştim. Etrafına taş çevirmiştim. Eşim demişti ki bu mezar taşları ne bahçede diye, yan yana koyunca böyle mezar gibi olmuştu. Tövbe yarabbim, buna hala bakım yapacağım. Arkadaşlar, bu zirai donda oldu ama kışınkinde oldu. Tepesinden kesecektim ama işte görüyorsunuz, neyse yetişemiyorum artık. Bakın bu tostik de yavruluyor gibi gibi. Bu da arkadaşlar akikulatam da, bakın buradan bir tane bebiş çıkartmış. Bunun saksısını değiştireceğim. Ne zaman? Yarın değiştireyim. Çünkü bugün okula gittim geldim, çok yoruldum. Yarın da evde temizlik işi var. Arkadaşlar, ben temizlik yapamadım. Ne yaptım? Yardımcım geliyor şeyden. Bir billboard'da oturuyor yardımcım. O da Bulgaristan'a gitmişti, dönmüş. Akşam da bana mesaj attı mı Nilüfer'cim ben geldim diye. Bulgaristan'dan dedim gel, hemen gel bana. Ay, tostiklerim benim, tontişlerim, tontoşkolarım. Arkadaşlar bakın, bu doludan lekeler oldu ama üstten geliyor. O nedenle hiç problem etmiyoruz. Allah'ın şeyine karışılmaz, işine karışılmaz diyelim. Şimdi bahçede hep böyle döne döne bir şeyler anlatıyorum size. Hani hep geçenlerde dedim ya, Allah hani bize güç kuvvet versin. Her şey oluyor. Günler geliyor, geçiyor. Sayılı gün gelip geçiyor denir ya arkadaşlar. Bakın, hep kışın diyordum ki Allah'ım ne olursun yaz gelsin, artık sıkıldık bunaldık diye. Evet, Türkiye'deki arkadaşlar bu sene kışı pek yaşamadılar ama biz kışı sizin yerinize de yaşadık arkadaşlar. Bakın Kalanchoe floram, o da kendini toparladı. Başka burada hepsini dün çektim aslında size bunları ama daha yakından mesela atlaslarım arkadaşlar, bunları bana şunları ben Hollanda'dan almıştım. Bakın şunları Hollanda'dan, kalanlarını hep bana Emine annem Almanya'da yaşarken göndermişti.
Ve ben bunları diktim arkadaşlar. Bunlar daha birer yapraktı. Birer yaprak olduğu için daha henüz çiçek açmadı. Çiçeklerini dört gözle bekliyorum. Bakın orada yağmur suyunun biriktiği bir şeyim var. Çeşmesi de var ama henüz kullanamıyorum. Yağmur suyunu nilüferlere verdik. Bakın nilüferler ne kadar hızlı büyüyor arkadaşlar. Nilüferlerin esprisi şuymuş. Yapraklarının hiçbir zaman tozlanmasını istemeyen bir çiçek türü olduğu için arada yapraklarını kendi kendine titreşip üstüne gelen tozları attıran bir çiçekmiş. Aynı bana uyuyor. Ben de öyleyim. Ben hiç tozdan hoşlanmam arkadaşlar. Hatta böyle hani bazen güneş vurur, tozlar kalkar, evin içinde görürsünüz ya. Yani elektrik süpürgesini alıp o tozları alasım gelir. Çünkü ben biraz toza karşı hassasiyetim var. Bir yerler tozlansın, hemen benim böyle moral bozulur, hemen oraları silmem gerekir falan filan yani. Yani bizim işimiz bitmez. Hele de benimki hiç bitmez. Ev içi, bahçe işi, ne bileyim. Aa, bakın arkadaşlar, şimdi görüyorum. Lav taşlarından bakar mısınız? Ne olmuş? Bu arkadaşlar, bunu ben süzdüreceğim. Görüyor musunuz yağmurun nasıl yağdığına, nasıl yani kuvvetli ve şiddetli yağdığına, çok yağdığına. Bakın bunun lav taşları deliklerini tıkamış muhtemelen. Ben şimdi bunu şöyle süzdüreceğim. Bakın şöyle bir süzdürelim. Bakın nasıl su çıktı. Hadi bakalım, bismillah. Evet. Ben bunu video çekimi sonrası arkadaşlar alırım buradan. Daha şurada da bir tane şey düştü. Bunu alalım. Bunu da şuraya koyalım. Onu da ay yine koyamadım, elime yapıştı. O saksıyı da alayım ben buradan. Başka bir yere götüreyim şimdilik. Buna da bir şey oldu ya, anlayamadım ben bunu. Bu yani giderse de gider, ne yapalım. Biliyorsunuz raydonda eğer ki bozulmuşsa bu yapraklar gider, şeyi kalır. Yani şuradan bakın yeni yapraklar verir. Bunun da arkadaşlar 3 kısımlarını aldım, bakın yanlarından hep Vivian yavruluyor. Yani bakın şöyle görün, bakın şu ortalarda böyle iki yandaki kırmızı kırmızı olan şeyler. Onlar tepelerini aldıktan sonra ben yavruluyorlar. Evet, bir dolu felaketi yaşadık. Şimdi de bir yağmur. Allah her şeyin hayırlısını versin diyelim arkadaşlar. Yani böyle. Bu saksıdakileri almıştım zaten. Bunun da lav taşından delikleri tıkanmıştır. Bunların delikleri şöyle arkadaşlar. Yukarıya doğru bir kanal şeklinde delikleri var bu saksıların. Direkt delik değil. O nedenle öyle. O dursun, onun ben suyunu alırım. Kuru sukulentlerde, daha doğrusu verandadaki kuru olan saksılarda kullanırım. Bu da arkadaşlar bakın şurada benim Pulvinata Variegata'm var. Pardon, Variegata diyorum, Cristata. Bakın bu da Pulvinata Cristata. Bunu da kimden aldım hatırlamıyorum ki. Yani bu son aldıklarımla geldi ama hatırlayamıyorum. İnanın bazen unutuyorum kimden ne aldığımı. Bakın yer serası artık arkadaşlar. Şöyle hava bir açsa buraya oturup size arkadaşlar anlatacağım da hava bir türlü açmadı. Bakın burası, bu da Aqualis kümem. Bunun ismini unuttum, bilmiyorum. Özel bir tür. Muhtemelen Maria'dan aldım, Portekiz'den. Çünkü bu tür orta boy küçük boyları hep Maria'dan getirttim geçen yaz, öyle söyleyeyim. Yani şöyle bakınca arkadaşlar her yer yerinde, ayarında gibi görünüyor değil mi? Ay, bir yandan da saksıların diplerine tekrar bakıyorum, su dolan var mı diye. Arkadaşlar bir tek o saksılarda olmuş. Onu da dediğim gibi birazdan alırım, götürürüm. Ay, kadraj kaymış yine. Arkadaşlar Fred Eves'ler, bakın Fred Eves'lerden asla ve asla vazgeçmeyelim. Çünkü Fred Eves'ler Zraidon'a da çok dayanıklı. Hatırlarsanız Tervurund'daki evde de bir Zraidon sonrası çözülecek mi çözülmeyecek mi sizinle paylaşmıştım. Sonrasında bir kere daha ben öyle bir durum yaşadım. Nerede yaşadım şimdi hatırlayamıyorum. Geçen sene mi oldu? Bilmiyorum, 2 sene üst üste arkadaşlar bu Zraidon gördü, öyle söyleyeyim. Bu tabii ki bunlar hep verandadaydı, görmediler ama hiç ummadığınız türler arkadaşlar büyüdükten sonra bakın böyle harika bonsai ağaç modunda oluyor. Onun da saksısını değiştireceğim. Yani bu özel türlerin saksılarını arkadaşlar biraz daha yüksek, biraz daha farklı şeyler alabilirim saksılara, tabii ki bütçe babında. Ha, şunu da söyleyeyim, saksı deyince
Şimdi arkadaşlar bakın, bunu da bir yaramazcık yemiş, ne yapalım, onların da kısmeti o, yapacak bir şey yok yani. Yani Nilüfer buraya koymasaydı o zaman onlar da yemeseydi, değil mi yani? Onların açısından bakarsak da onların yerini ben kaplıyorum yani. Şimdi arkadaşlar, geçenlerde yine özelden görüştüğüm, çok sevdiğim bir ablam yazmıştı saksı işi. Arkadaşlar bakın, bu hobi ya da diğer çiçek hobileri hiç fark etmez. Belli bir zamana ulaştıktan sonra, atıyorum işte bahçeniz var. Ne yaptınız? İşte ekim dikim yaptınız. Belli bir tecrübeye ulaştınız. Bahçenizi tanıdınız. İkliminizi tanıdınız. Ve hangi çiçeklerin sizin bahçeye uygun olduğunu gözlemlediniz. Artık insan bu hobide doyuma ulaştıktan sonra, bütçesi de müsaitse, özel saksılar aramaya başlıyor. Neden? Bakın, zaten gidişat ya da hayatın akışı bizi oraya götürüyor. Tıpkı şunun gibi mesela. Şimdi ben ne diyorum? Artık diyorum, bu saksı için, bu tamam yani, bu saksı buna küçük. Bunu ben değiştireceğim. Aslında bu saksı bayağı da büyük bir saksı. Yani bunun yaklaşık 28 santim bir çapı var bu saksının. Ama şimdi ben saksı alacakken niye öyle bir saksı alayım? Eğer ki bütçem müsaitse daha yüksek. Yani yüksekten kastım nedir? Hani benim şurada bir tane iyonium ve incir, dikenli incirim dikili ya arkadaşlar. Ya da şunun gibi mesela, bu çok pahalı bir saksı değil ki burada. Yani şimdi bu saksıların böyle heybetine, gösterişine ya da küp olup olmamalarına bakıp da, ya işte o kadar para vermişsin o saksılara, ne gerek var, o saksıyı o parayı vereceğine git çiçek al diye işte yazılan yorumlarda ya da size de yapılan öyle yorumlar olduğunu biliyorum. Çünkü bana bu tür geri beslemeler ya da geri bildirimler geliyor. Ne yapıyorsunuz? Bahçenizi, ki Bodrum, Kuşadası, Fethiye gibi bir yerde de yazlığınız varsa, ne istiyorsunuz? Hani bahçenizde böyle daha hoş, daha elit, daha asil bir görüntü istiyorsunuz. Bu çok normal. Yani parası olan gider alır koyar. Yani işte çiçekler, evet, hangi saksıya koyarsanız koyun büyüyecektir malzemesini koyduktan sonra. Ama benim gibi, ya da işte benim gibiden kastım, hani ben bu hobide 10. yıla yaklaştım, bunu demek istiyorum. Çok yanlış cümleler de kullanmak istemiyorum. Çünkü ben farkındayım saksılarla ilgili yapılan bir takım yorumların. Ve şunu söyleyeceğim. Artık siz peyzaj işine başlıyorsunuz. Yani her biz, ya daha doğrusu şöyle, ben Japon şirkette çalıştığım için bize Kaizen ruhu öğretildi. Yani her seferinde bir adım öne git, iyileştirme yap, geliştir kendini, etrafını, işlerini, yaptığın işin prosesini. O nedenle artık siz peyzaja başlıyorsunuz. Peyzaj zaten bir meslektir yani. Eğer ki mesela şuradaki saksı arkadaşlar, denk geldi aldım. Yani 15 euroya aldım ben şu koca para acının saksısını. Ne oluyor? Böyle bir saksılara artık merak sardığınız ya da benim gibi yere ya da evin ön tarafına bir düzen yaptığınız zaman, siz artık bu hobide başka bir şeye başlıyorsunuz. Bir adım daha öteye ilerlemeden kaynaklanan bir hobi doyumu diyeyim ben size. Ve peyzaja geçiyorsunuz. Peyzaja geçmek demek gösteriş, yok işte saksı almış gösteriş yapıyor, şudur budur değil. Bu hobide böyle duygu ve düşünceleri olmadan yola devam etmektir. Bu hobiyi öne çıkaran ya da bu hobideki çiçeklerin ya da insanların bakış açıları. Yani Ayşe'nin saksısı, Fatma'nın saksısı, benim saksım, onun saksısı, üçüncü şahısları hiç mi hiç ilgilendirmemeli. Yani bu hobide bunu da duydum ya, artık diyecek kelime bulamıyorum. Ve yağmur yağıyordu, videoya ara verdim. Dedim ki videoya ön taraftan devam edeyim. Belki dedim havada daha düzelir ve ne güzel güneş çıktı sabah ki havadan eser kalmadı arkadaşlar. Buraya levisyalardan da dikeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz levisyalarımı kapaklı saksılarıma dikmiştim. Öylesine. Çünkü arkadaşlar bahçe olunca insan bir onu oraya dikiyor, bir bunu buraya dikiyor, bir onu oradan alıyor. Ay diyor, o günkü psikolojiyle böyle karar vermişim ama diyorsunuz da diyorsunuz. Yani bahçe olunca arkadaşlar uçsuz bucaksız bir dizayn, çalışma, heves, artık ne derseniz. Çünkü
Bahçeniz olduğu zaman, ki Allah isteyen herkese nasip etsin, hayırlısıyla hayırlı zamanda hayırlı bir şekilde. Ve ne yapıyorsunuz? Bir mesela bugün mesela bunu buraya koymuşum, yarın öbür tarafa koyuyorsunuz mesela, ikisinin yerini değiştiriyorsunuz ya da saksılarını değiştiriyorsunuz. Dediğim gibi bu hobide saksı işi bir level ileriye atlamaktır aslında, ama tabii ki bu biraz da şeyle de alakalı, yaşla da alakalı aslında. Mesela ben şimdi geldim işte belli bir yaş olgunluğuna, bir sürü çiçek tecrübem, deneyimim oldu. Artık bu hobide de belli bir doygunluğa ulaştım. Yani ne yapıyorum? Kafama göre saksılar, işte ikinci ele gidiyorum. İkinci elden hep aldım arkadaşlar bunları ben. Bilirsiniz, hatırlarsınız zaten. Hep ikinci el Kringwinkle'lardan, kimilerini de antikacılardan almıştım. Ve şu muhteşemin renklerine bakar mısınız? Harika. Bunu ben Neşeli Sukular Neşe ablamdan getirdim. Nefesim kesildi bir anda. Blush Full mu diyordu? Blushing mi diyordu ismine? Çok güzel oldu rengi. Geçen sene getirdiğimde böyle değildi. Daha yeşil variydi. Çünkü Türkiye çok sıcak olduğu için rengi yeşile dönmüştü arkadaşlar. Bu pijamalı değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu pijamalı değil. Bunu ben Maria'dan Portekiz'den getirdim. Getirttim daha doğrusu. Ve bu da yine farklı türleriyle bu saksıyı böleceğim. Ah çok işin var Nilüfer, çok işin. Yapacağım da arkadaşlar, inanın öncelik başka yerlere gidiyor. Ya da Brüksel'e gidip geliyorum okul için. Ve ne oluyor? Vakit sınırlı oluyor. Şimdi yine bu videoyu çekip ben yine yola çıkacağım aslında. Bakın az önce yer selamda gösterdiğim özel grapta diyorum ama bu grapta değil herhalde arkadaşlar. Bu farklı bir cins. Aslında birkaç kere ismini gezgine sordum. O da bilmediğini, unuttuğunu söyledi. Arkadaşlar bu zambak açıyor. Bu zambak eğer güzel bir zambaksa İzmit'teki eve, Sare ablaya, Emin anneme hep vereceğim. Çok farklı bir zambak gibi bir şeye benziyor. Yani bir açsın da bakalım nasıl bir şey açacak. Yani buraların, pardon, kadraj gitmiş. Bir kısmını sanki salyangoz mu yemiş bunun? Öyle gibi de duruyor. Güzel bir şey çıkar inşallah da arkadaşlar. Ben de sevdiklerimle paylaşırım yani. Neden olmasın? Bakar mısınız? İnşallah şu mezarlıktaki çıkandan değildir. Ona da benziyor ya. Emin değilim ama. Eğer o mezarlıklarda çıkan türdense arkadaşlar, süsen zambağı deniyor ona. Yani bana mezarlığı hatırlatıyor. Adapazarı Erenler kabristanlığı vardır. Biz çocukken orada oturduk. Aa, saksım yamulmuş arkadaşlar. Şunu düzelteyim. Ve o mezarlıkta arkadaşlar çok olurdu o zambaktan. Bana onu hatırlatıyor. Şunu şöyle bir kenara alayım çok, çünkü su dolmuş. Şey olsun, hem suyu süzülsün hem de toprak. Ben buraları kazdım ya. Yani zaman oturacak burası da arkadaşlar. Biraz vakit işte, biraz sabır. Şunun renklerine bakar mısınız bu arada? Muhteşem olmuş, muhteşem, harika. Tontişim, cicişim benim. Yerim ben seni, yerim. Şurada da var. Melis öyle diyor. Arkadaşlar bu ara Melis benden ayrılmıyor. Yani kucağıma yatıyor. Anneciğim seni çok seviyorum, çok seviyorum. Her dakika beni sevdiğini söylüyor arkadaşlar. Allah herkese hayırlı evlatlar nasip etsin. Yani bu arada arkadaşlar şu da yavruluyor. Bakar mısınız? Bunu bana kim vermişti? Bunu bana Arzu vermişti galiba ya. Arzu Karabuga verdi. Evet evet, o verdi. Arzucum sen verdin bunu da, ancak bu kendine geliyor. Bakın bu da Ziraidon'dan etkilenmişti. Nasıl tontiş tontiş yavruluyor. Allah'ım yarabbim. Bakın bu da canlanıyor arkadaşlar. Çünkü diktikten sonra hafiften bir bayıldı. Ama şu anda gayet iyi, gayet sağlıklı. Bakın bu da açacak. Tomurcukları var üstünde. Bu tüylü tüylü şeyler. Hep tomurcukları. Bakın şunun da var. Allah'ım yarabbim. Haseki küpelerimi de yerine diktim. Arkadaşlar buraya dediğim gibi açan bitkileri hep koymak istiyorum. Bakın bu da çiçek açacak. Zeytin. Bunu ben Tervurun'daki evde Aveve'den almıştım. Evin içindeydi. Bir müddet evin içinde böyle büyütmeye çalıştım. Buraya dediğim gibi bakamadım. Yağmurlu şu anda hava. Yağmurlu havalarda iş yapamıyoruz bahçede. Mecburen tabii ki. Havaların düzelmesini bekleyeceğiz ama yarın da evde temizlik var. Yani bilmiyorum. Yarın belki benim yardımcım bana yardım ederken, evin işlerini yaparken ben belki, eğer hava müsaade ederse yine bahçede olabilirim ama bilmiyorum, bakayım. O yani ben de ona belki
mutfak işlerinde yardımcı olurum. Ya da mutfağı ben geçiririm arkadaşlar. Mutfakta belki bazı işler yapabilirim, bilemiyorum. Yer küpelim arkadaşlar, gittikçe büyüyor. Şimdi ayaklarımı çamur yapmak istemiyorum. Şunu gözlemledim bir de. Şunları biz söktük ya arkadaşlar. Burayı sökeli neredeyse 2 hafta oldu. 2 hafta sonucunda burada tekrar canlanan filizleri olmadı. Ama olursa arkadaşlar onları sökeceğiz, alacağız tekrardan. Ancak öyle bir çözüm bulduk. Arkadaşlar bu ağaç ilk defa bu sene böyle büyüyormuş. Dedim ki ben geldim ya, dedim ağaç büyüyor. Çünkü geçen sene biz Mayıs ayında buraya gelmiştik bahçe keşfine Ayşe'yle. Bu ağaç böyle değildi. Yani bu çok görüyorsunuz nasıl bakın büyüdü. Galiba şey benim gübre şerbetinden oldu arkadaşlar. Ben gübre şerbetinin kalanlığının bir kısmını bunun dibine dökmüştüm. Bakın çam ağacı da böyle oldu. Gübre şerbeti verilen çam ağacı da böyle oluyor arkadaşlar. Bakar mısınız şunun tontişliğine? Allah'ım yarabbim arkadaşlar, var ya belli bir zaman sonra bu ağaçlarla bitkilerle duygusal bir bağınız gelişiyor. Yani deli değiliz kesinlikle. Neyiz biz biliyor musunuz? Doğa insanıyız. Evrenle ve tabiatla bağlantıyı, iletişimi bilen insanlardınız. Bakar mısınız şu tontişimin güzelliğine? Arılara yuva olan tontişim benim. Ve arkadaşlar videomu bu şekilde sonlandırayım mı? Şu güzellikle bakar mısınız? Salkım salkım açmış tostiyim benim. Allah'ım yarabbim sana binlerce kere şükür olsun. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şunun şu muhteşemliğine. Ve değerli arkadaşlar hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ve her zaman ne diyorum? İyilik yapanlarınız bol olsun. Sizler iyilik yaptıkça eş dost akrabalarınız nasiplensinler. Büyüklerimin göz ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, erkek takipçilerimin de ellerini sıkıyorum. Ve her zaman için ne diyorum? Kendiniz için bu hayatta mutlaka bir şey yapın ve şimdilik hoşça kalın diyorum.